Şimdi biraz sonra dua edeceğiz. Duaya elbette ki Gazze'deki 250 veya 300'e yaklaşan şehidi de katacağız. Hem Gazze şehitlerini hem Gazze'de hayatını kaybeden çocukları katacağız. Zulmün en ağır bilançosu çocuklardır. Ben küçük Muhammed'in birkaç yıl önce babasının kucağında nasıl yine aynı zalimler tarafından şehit edildiğini iyi hatırlıyorum. Elbette ki ölüm var, elbette ki hesap var, elbette ki hesap soranlara hesap soracak bir Allah var. Ama insanlarda keşke vicdan olsaydı, insaf olsaydı keşke. Ve bu cümleler hiçbirine gerek kalmasaydı. Dünya herkesin yaşayacak kadar geniş, Yahudisiyle, Müslümanıyla, Hristiyanıyla, ateistiyle, deistiyle, Budistiyle, herkese yetecek kadar geniş. Ama ne yazık ki dinler kötü amaçla kullanılıyor. Sevgiye, rahmete, barışa çağıran dinler zalimlerin elinde birer mitralyöze dönüşüyor. Birer napalma dönüyor, dönüşüyor biter birer bombaya dönüşüyor. Elbette ki Allah zalimlerin hesabını çetin görecektir. Yüce Allah mazlumların yanında olsun. Yüce Allah bütün dünya sorumlularına, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere her şeye suskun kalan o insanlara vicdan nasip eylesin. Ama bu da şunu gösteriyor. İslam alemi birleşmeli veya mazlum milletler birleşmeli, bir güç oluşturmalı ve zalimlere karşı vicdanınızı aşmayın. Allah'tan korkun. Siz insanları yok ederek, öldürerek Allah'a ortaklık yapıyorsunuz. Bunun adı hangi dinden olursanız onun adı şirktir. Bunu söylerken eğer bir Müslüman bir gayrimüslime zulmetseydi aynı cümleleri kullanırdım. Ama bir daha geçen dediğim gibi keşke benim gösterdiğim bu tavrı bir Müslüman din adamı olarak gösterdiğim bu tavrı Yahudi din adamları, Hristiyan din adamları da gösterebilseydi. O zaman dünyada kan dökülmeyecek, insanlar birbirleriyle selamlaşarak yaşayacaklar. Amin diyelim mi hep beraber? Amin. 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 İlahi ya Rabbi, bazen aciziyetimizin, bazen düşüşümüzün, bazen yetersizliğimizin halini sana arz ediyoruz. Sana açılmış olan bu ellerimizi, sana yalvaran bu ellerimizi, senin rahmetine, affına, mağfiretine muhtaç olan bu ellerimizi boş çevirme ya Rabbi. Bizleri affeyle ya Rabbi. Bizleri mağfiret eyle ya Rabbi. Kusurlarımızı gider ya Rabbi. Bizi dergahından kovma ya Rabbi. Mazlumların ahını yerde bırakma ya Rabbi. Mazlumların ahını yerde bırakma ya Rabbi. Mazlumların ahını yerde bırakma ya Rabbi. Zalimleri ya ıslah eyle ya kahhar ismi celinle kahreyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, Gazze'de şehit olan bütün kardeşlerimizi Firdevs-i Ala'da İlliyun makamında çok sevdikleri Muhammed Mustafa'mıza komşu eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, biz belki sadece dua etmekle yetiniyoruz ama karar verme merciinde olan bütün dünyada, karar verme merciinde olan bütün güçlere, bütün kudretlere şunu söyleriz. Elbette ki hepinizden yüce olan bir Rabbiniz vardır. Rabbiniz bütün katliamlara sessiz kalan bütün kişileri de o zulmün ve katliamın ortağı sayacaktır. Bunu bilerek hareket ediniz. Susan bütün din adamları, sükut eden hangi dine mensup olursa olsun, bütün din adamları bu cinayetinde ortağı olacaklardır. Rabbim bizlere izan ihsan eylesin. İnsanlığa insaf nasip eylesin. Bütün insanlığı kardeşlik duyguları içinde bir araya getirsin. Silahlar sussun, çocuklar ölmesin, insanlar zulüm çekmesin. Ya Rabbi bu duamızı da kabul eyle. Amin. Bi hürmeti Taha ve Yasin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha. Efendim Fatiha'mız ezanımıza gidiyoruz. Ezanımızdan sonra buradayız. Devam edeceğiz. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la